Ev hanımı olan bir anne zaman yönetiminde ben iyi zamanımı yönetirim diyebilmesi için neler yapması lazım günlük hayatta pratik olarak? Birincisi bir ev hanımı, yani ev hanımı derken dediğin gibi bir mesaisi yok, evden çıkacak bir şeyi yok. Zamanını kendi programlayacak. Home office çalışanlar da buna dahil benim gibi. Öncelikle ve birincisi şu ki erken güne başlayacağız. Çalışan hanımlar bunu mecburiyetten yapıyorlar zaten. Kalkması, uyanması, ayılması, giyinmesi, evi idare edecek planını kurup evden çıkması gerekiyor çalışan hanımın. O doğal olarak bunu yapıyor zaten. Ev hanımlığının ya da evde çalışıyor olmanın en büyük handikaplarından bir tanesi gün benim zaten rehaveti. Güne geç başlarsanız, yani saat 10'da 11'de kalkan, o saatlerde kahvaltıda olan, kahvaltı bu saatlerde toplanan bir insanın günündeki bereketin çok olduğunu ben düşünmüyorum. Genelde aldığım geri dönüşlerde bu yönde, çünkü diyorum ki ya yetişmiyor, gerçekten yetişmiyor diyorlar ve tek bir şey soruyorum. Kaçta kalkıyorsunuz? 10-11 diyor. Şimdi gün bitmiş, öyle vakti gelmiş neredeyse yani. Günün o ilk çeyreğini kaçırmışsın. E zaten 10-11'de kalkan biri, 3'te 4'te de çocuğu gelse bir, çok az bir vakti oluyor yani. Hani bu vakti nasıl planlayacağız ki? O yüzden kesinlikle hayat gayelerimiz olsun ki güneşi üzerimize doldurtmayalım. Zaten sabah namazı bunu doğal olarak planlayan bir sistem oluyor hayatımız içerisinde. Namaza kalktıktan sonra hanımlar namaz kılmadıkları dönemde de bu bir alışkanlık haline geldiğinde o vakitte kalkalım ve sonra yatmayalım. Birincisi bu. Bu neden önemli biliyor musun? Çünkü genellikle annelerin kendine ayırdıkları vakit iki vakitten biri olabilir. Bir, ev halkı güne başlamadan önce. İki, ev halkı yattıktan sonra. Ben kendi adıma insanlar, yani çocuklar daha doğrusu insanlar, çocuklar yattıktan sonraki vakti ben çok işlevsel değerlendiremiyorum. Çünkü günün bütün koşuşması içerisinde ben de yorulmuş, artık zihin aktif bir iş yapıyorum. Oturup beynimi vermem gereken bir, yani ödev yapıyorken de böyleyim, bir şey yazıyorken de böyleyim. Dolayısıyla orası benim beynim için artık dur, dinlen dediği zaman. Ama kiminin eşref saati tam tersi de olabilir. Kimi de ben gece çok daha verimli çalışıyorum diyebilir. Benim için bu sabah. Ama sabah çalışmayacaksak dahi günü üzerimize doğurmadan kalkalım ve mesela ev işlerini orada halledebiliriz. Bu da bir tercihtir. Düşünsenize, daha ev halkı kalkmadan eviniz derlenmiş, toplanmış, güne hazır hale gelmiş. Sonra herkese okula, işe gönderdikten sonra o gün işte size kalmış bir gündür. İstediğiniz gibi planlarsınız. Ben bir hayır derneğinde gönüllü bir şey mi yapıyorum, oraya mı gideceğim? O gün kaç zamandır görmediğim bir arkadaşımla bir kahvaltı üzeri kahvemi içeceğim? Öyle mi başlayacağım güne? Çıkacağım kulağıma da Walkman'imde, artık Walkman'de yok, ne var? İşte iPod'lar, iPad'ler şeyler vesaire. Onları takacağım telefonlara, değil mi? Şeyler takılıyor telefonlarda. Daha alışamadığım için ben o işlere. Onu takacağım kulağıma, Kur'an'ımı dinleyeceğim. Ondan sonra ne bileyim müziğimi mi dinleyeceğim. Ne bana iyi geliyorsa bir yandan bir yürüyüş mü yapacağım. Bak bütün bunlara vakit ayırabilmen için güne erken başlamış olman gerekiyor. Güne erken başlayalım. Bu erken vakitlerde bak şu da çok güzel oluyor. Mesela dini anlamda, kulluk bilinci anlamında da, çünkü kulluk bilincini sadece işte ibadet yapalım, sevap kazanalım gibi böyle bir tedrisat değil. Biz kulluğumuza, yani insanlığımıza, yani tekamül yolculuğumuza yatırım yapmak zorundayız. Bunun için de ne yapmamız gerekiyor? Okumamız, araştırmamız, öğrenmemiz gerekiyor. Buna bir vakit ayırmamız gerekiyor. Her gün 15 dakika olsun, yarım saat olsun buna bir vakit ayırmamız gerekiyor. Düşünsene sabah namazını kıldıktan sonra, tesbihatını falan yaptıktan sonra açıp bir sayfa, ya fazla değil. Böyle her gün bir cüz okuyayım falan gibi çok idealist hedefler koyunca onu tutturamayabiliyorsun. Çünkü bir sayfaya niyet edin ya. Bazen inanın bir ayete niyet edin. Kaçımız her gün düzenli bir ayet okuyoruz? Yani namazda okuduklarımızı saymıyorum. Normal açıp üzerinde düşüneceğim ben deyip. Kaçımız düzenli yapıyoruz? Her şeyin azar azar ama sürekli olanı makbul. Bir sayfa, yarım sayfa, ne kadar da gücünüz yetiyorsa açıp bir Kur'an-ı Kerim. Ondan sonra o yerin bir meali. Ondan sonra o okuduğum yerin bir tefsiri. Buna niyet etsem, hatta ev halkı güne başlamadan bir saatimi böyle güne başlamaya niyet etsem. O günün tadından yenmez yani. Nurun ala nur olur. Kalkamadığınız zaman olur da bir gün mesela şey olsa, kalkamadığınız zaman bunun eksikliğini hisseder hale gelir. Dert olur. Ay bugün Kur'an'ımı yapamadım. Bu dert olur yani. Ne size iyi geliyorsa, sadece şunu yapın diye söylemiyorum. Size ne iyi geliyorsa onu keşfedin ve onu yapın. Güne erken başlamak önemli. İkincisi,
İnsan, benim senden öğrendiğim bir teknik bu ve gerçekten bana çok iyi geldi. İnsan günlük yapacağı işleri yazılı hale getirmediği zaman zihninde tutuyor. Zihninde tuttuğu zaman da beyin öyle bir mekanizma ki çokmuş gibine geliyor. Şişiyor. Ay daha o da var, bu da var, o da var, bu da var diyorsun. Bak, bir insan seni o sırada durdursa, bir dakika dur dese, dur. Ne var, bana bir listeler halinde sayar mısın demiş olsa belki 3-4 şey sayacak. Ama zihninde sürekli o da var, bu da var diye diye insan kendi kendine şişiriyor ve daha işe başlamamışken yoruyorsun. Yorulmuş halde başlıyorsun işe. Bir kağıt kalem alsan ve yazsan en ufak şeyleri bile, bugün neler yapılacak? Çamaşır sepetindekiler ütülenecek. İşte bulaşıklar yerleştirilecek. Bir çeşit yemek yapılacak diyelim, neyse. 20 sayfa kitap okunacak. Şu yapılacak, bu yapılacak. Neyse o gün yapmayı hedeflediğiniz şeyler. Onları bir liste haline getirseniz ve her yaptıkça yanında bir tik, tik, tik atarak gitseniz. Birincisi şunu görüyorsunuz. Mesela bulaşıktır, ütüdür falan, bunlar çok uzun vakitler almıyor. Eğer böyle yığılmış bir şey yoksa. Yığılmış bir şey de varsa yarım saati geçmez bence de. Bunlar çok uzun vakitler almıyor. Yaptıkça ve yanında tik attıkça şunu görüyorsunuz ki. Yaptım ya, insana başarma duygusu geliyor başarma yani. Başarma hissi, evet. Aynen. Tamamlama hissi. Aynen, bir işe başladım ve bu işi tamamlayabildim ben, bunu yapabildim, yaptıklarını görüyorsun. Mesela uzun bir listeyse bitirdiğin zaman saate bakıyorsun, diyelim saat daha 2. Bu saate kadar ne çok iş hallettim. Bu insana iyi geliyor, bunu sağlamış oluyorsun. Ben mesela günlük listemin içerisine çocuklarla o gün yapmayı planladığım şeyleri de yazıyorum. Onu da zihnimin bir köşesinde tutacağıma listemin bir köşesinde tutuyorum. Şimdi bazen anneler hani bu çocuklarla ilgili şeyleri yazalım mı? Buna hep yapılandırılmış bir şey mi olsun? Oyun dediğin doğaçlamadır yani. İlla böyle yazıp bugün şunu oynayacağız diye yapılandıralım mı bunu diye de soruyorlar haklı olarak. Ben şunu şiar edindim kendime. Bir oyunu, bir zamanı planlamadığınız zaman insan atalete kolay kayabiliyor. Onu listene almazsan aklından uçup gidebiliyor. Yerine başka şeyler gelebiliyor. Yani o vakit açmak, zihni vakit açma kısmına gelemeyebiliyorsun. Bence yazalım. Ha, planlar esnektir ama. Mesela ben burada ya bugün çocuklarla da işte ne bileyim bir isim şehir oynayalım akşam, böyle bir aile saati planlayalım diye planlarım sabahtan. Buna vakit açarım zihnimde. Akşam olur, çocuklar bir isim şehir oynayalım mı ya, kaç zamandır oynamadık derim. Yok anne ya, öyle yapmayalım, şöyle yapalım derler, başka bir şey söylerler. İsim şehir değil de onu yaparım. Gibi. İlla isim şehir yazdım diye onu oynayalım anlamında demiyorum. Ama önemli olan zihnimde bunun vaktini ayarlamak. Bunu ne zaman yaparım? Az çok bunun vaktini ayarlamak. Annelerin zaman yönetiminde çocuk merkezli hayat dedik ya, çocukların planlarını da belli şekilde yönetmek var. Çünkü küçük bir çocuk kendi zamanını çok iyi yönetebilecek bir beceri de değil. Bu metazori ile yaptırmak anlamında değil. Yani saat 5 ile 6 arası senin ders vaktin olacak yavrum. Otur şu an derse. Hayır, belki 6 ile 7 arası yapacak. İlla 5 ile 6 arası yapmak zorunda değil. Ama akşam bir vaktini okumaya, bir vaktini değil mi, bir oynamaya, eğlenmeye, bir vaktini işte gün içinde olanları anlatıp sohbet edip o duygusal sağaltımı yaşamaya, bir vaktini ödevleri yapmaya gibi zihnimizde belli parçalara böler ve çocuğumuzu buna teşvik edersek, bu da işte zaman planımızın içinde yer alması gereken bir şey. Ben çocuklardan şunu rica ediyorum. Bazen uyuyorlar, bazen uymuyorlar. Ekseriyetle tutturuyoruz çok şükür. Diyorum ki, bizim evdeki yemek masasının üstü zaten benim kitaplarımla ve işte bilgisayarım, benim çalışma alanım. Çocuklara diyorum ki ödevlerinizi yaparken işte odanıza çekilmeyin. Gelin siz de şuracıkta oturun da hem ben size eşlik edebileyim, hem bu bizim bir ailece birbirimizle yan yana oturduğumuz bir zamanımız olsun. Yani herkesin bir tarafa çekildiği bir an olmasın. Zaten çünkü vaktimiz kısıtlı. Hani o kısa alanda dar paslaşmalar hesabı. Orada çünkü bir yandan bir şey ödevini yaparken ay anne ya sana da bir şey anlatacaktım bak aklıma geldi şimdi diyor. Araya bir sohbet girebiliyor. Tabii. Bu bir etkileşimdir yani. Diğer türlü hadi bakayım herkes odasına, herkes şunu yapsın dediğinde ayrışmış oluyorsun. Ne gerek var? Hani o birlikte olma anları. İşte bütün bunu yapabilmek için bu teklifler genelde çocuklardan gelmiyor çünkü. Bir yetişkin bu alanı kotarması gerekiyor ve zamanı yönetiyor. O yüzden bunu da bu şekilde yapmak lazım. Gelelim Tin suresindeki ayet-i kerime nedir? Bir işten yorulduğunda başka bir işe geç. Dedin ya bana,
Hatice Kübra Tongar, sana soruyorlar nasıl yetiştiriyorsun, nasıl... Geçen akşam sana söylediğim cümleyi söyleyeceğim. Çok uzun süredir şunu fark ediyorum ki hayatımda, bir iş bitiyor, hemen başka bir iş başlıyor. Gerçekten şöyle bir günüm en son ne zamandı çok hatırlayamıyorum. Şöyle oturup hiçbir şey yapmadım. Yani gerçekten öyle bir şey yok. Bir iş bitiyor ve başka bir iş. Öyle bir işle uğraşacağım. Bir şey yapmama bir şey işi. Yapmama işi. Ve bir şey yapmayayım dediğimde de kendimi bir şey yapar buluyorum zaten. Ama yani insanlar bunu abartmasınlar. Bu şey değil. Ya bir de dur, bir yavaşla. Hani Kemal Hoca da diyor ya, yavaşlayın. Bu hızlı bir şey yetişme telaşı değil. Sadece bak, şu an burada bir yayın yapıyorum. Bu bitecek. Diyeceğim ki hadi çocuklar birlikte, değil mi, ailece pikniğe gidelim. Başka bir işe geçmiş olacağım. Orada çocuklarla kitap okumanın keyfini yaşayacağım. İşte inşallah bakacağım, işte o kainat tefekkürünü yaşayacağım. O planım. Sonra eve dönüp ödeve geçeceğim. Oturacağım. O zaman da makalemi yazmaya başlayacağım. Ödevimi yapmaya başlayacağım. Yani ben araya şunu almıyorum. Malayani almıyorum. Yani. Evet. Ondan elhamdülillah uzak zaman duruyoruz yani. Zaman öldürmek diye çok kötü bir tabir var, evet. Yani zamanı geçirmek, zamanı değerlendirmeyi boşa geçirmek, öldürmek merkeze yani. Merkeze almak lazım. Bu yok. O yüzden yani kusura bakmasınlar sosyal medyada yorum yazan çok kıymetli, çok tatlı hanımefendiler. Cevap yazmıyorsun diyorlar. Yazamam. Yazamam. Çünkü bir cümleyle cevap verebileceğim şeyler değil sorduğunuz şeyler. Yani oraya keşke şunu yap desem ve iş bitse, ben de onu oturup buna bir vakit açsam. Ama böyle bir şey değil. İkincisi, ben her gün 500-600 yoruma cevap yazayım gibi bir vakit açarsam diğer hiçbir şey yapamam. Hayatımızda bir önem hiyerarşisi yapacağız. Merkezde çocuklarımızı, ailemizi, sonrasında işte akrabalar, arkadaşlar, sosyal çevre, böyle böyle gidecek. Elbette ki birbirimize zaman ayıralım. Yani bu değil. Ama bak mesela şu birbirimize zaman ayırmaktır zaten, değil mi? Ben kendimde olan bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. İşte burada gelen birkaç soruya cevap vermeye çalışıyoruz. Paylaşım yapıyor olmak işte bir zaman açmaktır. Ama şu değil. Bu konuyu neden açıyorum biliyor musun? Çünkü teknoloji burada bence çok önemli bir başlık. Hanımlardan şöyle yorumlar geliyor son zamanlarda. Bunun da bir furya olduğunu düşünüyorum ve bundan kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bu topyekün bir şey olmalı bence. Buna savaş açmalıyız. Diyorlar ki, ya bunu birebir de böyle yazıyorlar. Paylaşımı değil, acaba şimdi bu paylaşımın altına ne saçma eleştiriler gelmiştir, onu okumaya geldim diyor. Ya güzel kardeşim, saçma bulduğun bir şeyi niye okuyup vaktini harcıyorsun? Böyle bir vakit niye ayırıyorsun? Bu insanın enerjisini düşürür. Bu ne bileyim yani, böyle bir vaktin var mı gerçekten senin? Olmaması lazım. İşte ondan sonra çocukla oynamaya vakit kalmıyor. Çünkü şurada 1 milyona yakın kişi, Instagram hesabımızdaki 1 milyona yakın kişi, haftada 20 küsür milyon kişi. Sırf beni mi takip ediyorlar? Yok. Onlarca takip. Onlarca. Bana gelen yorumu oku, bilmem ne eleştirisini oku, ona giden yorumu oku, onun eleştirilerini, o ona onu mu demiş, bu buna bunu mu demiş, sen zihninde bunu tutmana yemin ederim üzülürüm ben. İnanın son dönemde eşimle şunun istişaresini yapıyorum, yorumu kapatsam mı acaba ben paylaşımları? Çünkü insanlar okuyorlar bunu, bunlar vakit kaybediyorlar, yazık yahu, zamanınıza yazık, yemin ederim. Ben sayfa sahibi olarak kendi sayfamı okuyamıyorum o kadar. Sayfa sahibi olarak okuyamıyorum. Sen niye başka başka hayatların şeylerini bu kadar inceden? Bak paylaşımı okursun. Değil mi? Kendi bir paylaşım oku, kapat. Ya da paylaşımla alakalı bir yorumum var. Onu da yaz. Onu da yaz. Ama bence bak, yorum yazmak bile bir zaman kaybı. Neden biliyor musun? Bir yorum yazdığında acaba bana cevap vermişler mi diye onu takip ediyorsun tutup. Bu bile bir zaman. Bence yani benim şahsi fikrim bu. Herkesin kendi şeyi var. Bence biz şu bilmem kaç takipçili hesabı çeyizimize mi koyduk geldik? Anamızdan miras mı? Nasıl oldu bu? Biz bir hayatımızda deneyimlediğimiz şeyleri paylaşalım insanlarla, fikir olabilir dedik ve gün geçtikçe bir takipçisi çoğaldı bunun. Bu bana has bir şey değil, bunu herkes yapabilir. Siz de kendi bilgilerinizi, kendi deneyimlerinizi paylaşırsınız. Her annenin deneyimi çok kıymetli. Her annenin bilgisi çok kıymetli. İlla birini takip edeyim, buna da yorum yazayım gibi bir hayatınız olmak zorunda değil. Sen de bana yorum yazarak ayıracağın zamanı
kendin bir değer üretmek, kendi hesabında paylaşıp kaç kişiye hitap ediyorsan, bu dalga dalga yayılır yani. Bunun için harcasan bence çok daha kıymetli bir iş olur bu. Lütfen yani bu şöyle anlaşılmasın, Hatice Hanım dedi ki bana yorum yapmayın, bunu önemsememek değil, sizin zamanınıza üzülüyorum ben. Onu takip et, bunun şeyini yap. İnanın 10 tane yani hani şey vardır ya, bilinçli tüketici olmak. Hı hı. Hani bilinçli tüketici olmak nedir? Aldığının içindekilerine bakarsın ya da bir alışveriş yapıyorken bir etiketini takip edersin. Bu böyle mi? Bunun eder fiyatı bu mu? Sosyal medyada da bilinçli kullanıcı olmak lazım. Hayrına kullanmak. Niyetimizi hayra koyacağız. Benim şahsi kanaatim ve benim kendi yaptığım, yapmaya gayret ettiğim şey ne biliyor musunuz? Bilinçli takipçi olmak demek bence bana iyi gelen, benim yüreklendiren, iyi bir bilgi aldığımı düşündüğüm ya da bilgi değil de çok mizahi şeyler paylaşıyordur, gülümsetiyordur beni. Bu da bir katma değerdir çünkü. Böyle olduğunu düşündüğüm, atıyorum 10 tane hesap var. Bunları belirlerim. Gün içinde de buna bir vakit ayırabilirim. Yarım saatimi ayırırım, 10 tane hesaba girerim, bugün ne paylaşmış diye bakarım. Gibi. Bu bana bir şey katar ama bunun fazlası, mesela geçen bir arkadaşla konuşuyoruz, diyor ki bilmem kim, böyle ünlülerden birini söylüyor, bilmem kime gıcık oluyorum diyor, geçen günde diyor bilmem nerelere gitmiş, oradan da fotoğraflar paylaşmış falan, ünlü biri için söylüyor. Dedim ki nereden biliyorsun ki onun, dedim, bilmem nereye gıcık oluyorum, ne yapıyor diye takip ediyorum diyor. Yahu zamanına yazık ya. Hayır, şey, psikolojisine de yazık. Böyle bir şeyle... Gıcık olmak için, arkasından konuşmak için, laf atmak için falan takip edilir mi? Ben bak o kişiye ettiğin kötülüğü bir tarafa koyuyorum. Hani orada bir gıybet oluyor falan. Onun, inan ki onu bir tarafa koyarak söylüyorum. Zamanına yazık. Yazık değil mi? Yani. O zaman sosyal medyada da bilinçli takipçi. Sadece sosyal medyada değil, genel olarak malayaniyattan uzak durmak. Yani bize iyi gelen.